Efendim, İran önemli bir konu. Özellikle Şam'da gerçekleşen bu İsrail saldırısında 5 devrim muhafızının hayatını kaybetmesi İran'da çok büyük bir aslında infial yarattı denebilir. Ve tabii ki İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yapmış olduğu açıklama, yani biz Siyonist rejime karşı zamanı geldiğinde karşılığımızı vereceğiz ifadesi bugün artık dünyanın da gözünün kulağının bir noktada İran'da olması gerekliliğinin altını çiziyor bize. Biz tabii ki bu önemli konuyu İran uzmanı Arif Keskin'le konuşacağız. Kendisi Skype hattımızda. Arif Bey, iyi pazarlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz İran'ın artık yeni bir İsrail hedefi haline geldiğini bu saldırıyla birlikte söyleyebilir miyiz? Ya da şöyle söyleyelim, devrim muhafızları aslında burada bence İran'ın da biraz kırmızı çizgisinin tam da kendisi oldu. Yani İran'daki belirli o sinir tellerini de hareketlendirdi bu saldırı. İçeride nasıl tepkiye yol açar bundan sonraki süreçte? Tabii ki aslında siz konuşurken çok güzel bir cümle kullandınız. Bu büyük bir olay oldu İran açısından. Neden büyük bir olay? Bana göre yani Kudüs güçleri komutanlığı bağlamında bakarsak, yani İran'daki devrim muhafızlarına bağlı Kudüs güçleri çerçevesinde bakarsak, Kasım Süleymani'nin yani komutanların öldürülmesinden sonra en büyük eylem olarak nitelendirmek gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim aslında izleyicilerimiz açısından. Kudüs güçleri İran'daki devrim muhafızlarının içerisinde yer alan ve bu aslında bu askeri istihbaratı birimin amacı İran'ın dışarıda örgüt kurmak, istihbarat toplamak ve taşeronlar oluşturma olarak bir örgüttür. Yani İran'ın Azerbaycan'dan Pakistan'a kadar uzanan hatta desteklediği bütün örgütler, kurduğu bütün örgütler genellikle bu yapı tarafından kuruluyor, destekleniyor ve örgütleniyor. Bu açıdan bakıldığında Kudüs güçleri İran'ın yurt dışındaki en önemli bir yapısı ve kurumu olarak görmek gerekiyor. Onun komutanını zaten Amerikalılar Bağdat'ta öldürdüler. Son Gazze olayı başladıktan sonra ise özellikle de İsrail Kudüs güçleri komutanlarını veya onların önemli isimlerini öldürmeyi öncelikli hedef olarak seçtiği gözüküyor. Şimdi bu olaydan önce Seyit Rezi Musevi de yine Şam'da öldürüldü. Seyit Rezi Musevi Kudüs güçleri komutanlığının özellikle de belli alanlarda irtibat noktasıydı ve çok önemli, kritik bir isimdi. Öyleydi ki Seyit Rezi Musevi'nin cenaze namazını İran lideri Hameneyi kıldı. Evet. Şimdi o çerçevede bakıldığında Şam'da öldürülen bu grup, son grup Seyit Rezi'nin ölümünden de daha önemli. Çünkü öldürülen kişi Hucetullah Ümitzade, Kudüs Güçleri Komutanlığı'nın istihbarat başkan yardımcısı, istihbarat yardımcısıdır aslında. Ve bir yönüyle de bugün Kudüs Güçleri Komutanı'ndan sonra en güçlü şahıstır ve ekibiyle birlikte öldürülmüştür. Şimdi bu öldürülme istihbaratçı olmaları nedeniyle ve Kudüs Güçleri'nin önemli isim olmaları nedeniyle sizin de biraz önce çok güzel özetti. İran'da çok ciddi infial ve çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü bu aynı zamanda ciddi bir istihbarat zaafı, evet, ve bu bilgi nereden sızdı diyorlar. O nedenden dolayı şu anda İran içerisinde özellikle de İran'ın desteklediği gruplar içerisinde İsrail'e çalışabilen, Amerika'ya çalışabilen, bilgi sızdırabilen insanlar olduğu düşünüyor. Kovseri diye bir devrim muhafızları komutanı var. Onunla söyleşi yaptırıldığını bu olaydan sonra. O dedi ki Suriye'nin içerisinden bu bilgi sızdırılmıştır. Ve şu anda İran'da, İran'a yakın gruplar içerisinde Amerika'nın, İsrail'in,
istihbaratı olarak ne kadar nüfuz edebildiğini ve kimler onlara çalıştığına dair ciddi bir tartışmanın da sürüyor. Yani bu aynı zamanda bu gruplar arasında da bir şüphenin, bir kuşkunun da doğduğunu gösteriyor. Bakınız İran kendi istihbarat elemanlarını koruyamayacak bir noktada gözüküyor. Evet. Yani bu istihbaratçılar başkasını koruyan güçlerdir ama kendilerini koruyamayacak bir pozisyona itiliyorlar. Mesela düşünün, bir tane şey istihbaratçı, İran istihbaratçı emeklisi şunu söylüyor. Diyor ki otur toplantıya giderken bütün her şey tam anlamıyla kontrol edilir. Düşünün, diyor ki Hüccetullah Ümitzade gibi bir adam o toplantıya giderken göğe bile bakmaz, havaya bile bakmaz ki belki fotoğrafı çekilir, yeri tespit edilir. Yani bu anlamda böyle bu güvenlik zaafı neden oluştu? Bu bilgiyi kim sızdırdı? Nasıl bu nokta atışı yapabiliyorlar? Ve bu açıdan bakıldığında bir taraftan ciddi bir istihbarat şey. Diğer taraftan başka bir şey var. Bakınız İran Erbil'i vurdu. Evet. Sonra Suriye'yi vurdu. Ardından Pakistan'ı vurdu. Ve bu aslında bir yönüyle de şu tezin üzerinde yeni bir güvenlik konseptini tanımladı. Güvenlik konsepti ne anlama geliyor? Bana güvenlik tehdidi olabilen nerede varsa vuracağım. Vurma hakkım var, vurma yetkim var. Bu benim bana güvenlik tehdidi oluşturan bir örgüt. Eğer Pakistan'daysa onu da vururum. Eğer Erbil'deyse onu da vururum. Veya İsrail'i aparatları neredeyse onu da vururum diyordu. Ve bu şeyiyle bir eylem yaptı şeyde, yani Erbil'de ve diğer yer. İsrail tam bu anlamda, tam bu dönemde bu operasyonu gerçekleştiriyor. Ve bir yönüyle de Erbil'i vuruyorsun. Suriye'yi vuruyorsun, Pakistan'ı vuruyorsun. Ama onlar zaten senin insanlarını vurmuyorlar. Çünkü onlar zaten böyle bir operasyonda. Hadi İsrail'i vur. Bu bir yönüyle de Gülnar Hanım aslında İran'ın aşınan caydırıcılığının İsrail tarafından ciddi şekilde yeniden aşınıyor. Evet. Yeniden bir yönüyle de bu farklı bir sürece doğru, bir yönüyle de İsrail aslında İran'ın yavaş yavaş doğrudan bir çatışmaya, bir savaşın içine çekmek için de yol yapıyor. Evet. Ama daha önceki saldırılar gibi agresif bir İran yanıtı da görmedik Arif Bey.